Teknoloji TC kanalından herkese merhaba. Yine çok işinize yarayacak bir bilgiyle karşınızdayım. Bugün sizlere desteklenmeyen donanımlara sahip bilgisayarlara Windows 11 nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Yapacağımız işlemler sayesinde Microsoft tarafının dayatmış olduğu BitLocker, Microsoft hesabı, DPM 2.0 gibi zorunlulukları da aşmış olacağız. Desteklenmeyen her bilgisayara Windows 11'i rahatlıkla kurabileceksiniz. Hazırsanız vakit kaybetmeden bu işleme geçelim. Öncelikle arkadaşlar Rufus'u indireceğiz. Buradan ben bu linkleri açıklama kısmına vereceğim. Buna tıklıyoruz. Reklam geldi. Şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi indi. O insin. Ben şimdi hemen Windows 11 ISO'sunu indireceğim. Buraya geliyorum. Şunu kapatayım. Bize ISO lazım olduğu için ISO bölümündeki bu seçeneği seçip şimdi indir diyoruz. Burada dil seçeceğiz. Ben Türkçe seçiyorum. İngilizce kullanıyorsunuz. İngilizce olarak seçerseniz onayla diyorum. Ve 64 bit download diyorum. Gördüğünüz gibi o da inmeye başladı. Ben daha önce indirdiğim için bunu iptal ediyorum. Siz inmesini bekleyin. Şimdi indirmiş olduğum Rufus programına çift tıklıyorum. Ekrana bir uyarı geldi. Bu uygulamanın cihazınızda değişiklik yapmasına izin veriyor musunuz diye soruyor. Bu soruya evet diyorum. Siteyle işim kalmadı. Bunu kapatacağım. Bu arada bu işlemi yapabilmeniz için bilgisayarınızda bir adet 16 GB'lık flash belleğin takılı olması gerekiyor. Ben taktım. Şurada da zaten gördü. Burada yapmanız gereken şey arkadaşlar seç diyeceksiniz ve İndirmiş olduğunuz Windows 11 hatta 24H2 versiyonunu kuracağız. Seçiyorum ISO'yu. Buraya geldi standart Windows yüklemesi diye. Aşağı doğru iniyorum. Burada hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Başlat diyorum. Bakın arkadaşlar burada diyor ki TPM 2.0 gereksinimleri kaldırın. Bunu kesinlikle kaldırıyoruz. Microsoft hesabı soruyor. Bunu kaldırıyoruz. Bilgisayarınız kurulurken adı ne olsun diye soruyor. Ben bunu bu şekilde işaretli adının teknoloji.tc olmasını istiyorum. Bölgesel seçenekleri kaldırıyorum. Veri toplamayı devre dışı bırakıyorum. Güvenlik amaçlı bunu kapatın. BitLocker'ı da seçiyorsunuz. Ve OK diyorum. Tamam diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi Rufus programı, USB belleğimi donanımı desteklemeyen bilgisayarlarda kurulmak üzere bir USB Windows kurulum medyası oluşturuyor. Ben şimdi burada videoyu hızlandıracağım. Eğer bir hata alırsak durdurup hatayı gidereceğim. Siz de görmüş olursunuz. Onun dışında videoyu hızlandıracağım ki daha fazla vaktinizi almayayım.
Gördüğünüz gibi Windows 11 desteklenmeyen bilgisayarlar için USB bellek oluşturulması Rufus tarafından tamamlandı. Buna kapat diyoruz. Şöyle USB belleğim içine geleceğim. Gördüğünüz gibi USB belleğimde Windows 11 ISO'su çıkarılmış. Bu arada arkadaşlar şeyi söylemem gerekiyor. Bazen kurulum esnasında disk bulunamadı diyor ya. Orada şöyle bir ayar yapmanız lazım. BIOS'a gireceksiniz ve diski birinci sıraya alacaksınız. USB belleği takıp formatı boot menü tuşu ile başlatmanız gerekiyor. Eğer diski birinci sıraya değil de USB birinci sıraya alırsanız kesinlikle diski bulmuyor. Buna da dikkat edin. Ayrıca burada Rufus'la ilgili bir şey daha göstermek istiyorum size. O da şu. Rufus'u tekrar açacağım. Şöyle kapatayım. Yine USB belleğimi falan gördü. Biraz önce ne yapmıştık? Windows 11'in sitesine gitmiştik ve daha doğrusu Microsoft'un sitesine girip Windows 11'i indirmiştik. Aslında buna da gerek yok. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. İndir diyorsunuz burada ve sonra bu indiri bir sefer basıyorsunuz. Biraz bekliyoruz. Microsoft'un sitesine gidiyor. Ne indirmek istiyorsunuz diye soruyor. Windows 10 mu 11 mi? 11'i seçiyorum. Devam et diyorum. Gördüğünüz gibi biraz önce indirmiş olduğum son sürümü yine burada buldu. Sürdür diyorum. Home mu Pro mu Edu mu diye devam ediyor. Sürdür diyorum. Dil seçeneğini soruyor. Yine Türkçeyi seçiyorum. Sürdür diyorum. Nereye kaydedeceğini soracak. Burada 64 bit mimarisi biliyorsunuz. Zaten Windows 11'de 32 bit yok. İndir dediğimde arkadaşlar yine indirilenleri indiriyor. Kaydet dediğimde ise indirmeye başlıyor arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de Windows 11'i indirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi web sitesine gidip de indirebilirsiniz. Birebir bu da aynı şekilde Microsoft'un sitesine gidip Windows 11'in son versiyonunu indiriyor. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bundan sonraki işlemde de normal standart format işlemini yapıyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videom hakkında ve diğer bütün videolarımız hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer arkadaşlarım hızlıca cevap veriyor olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.